İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Bekir bin Abdullah Müzeni rahmetullahi aleyh. Ümit kesilmez. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri tabiinin en meşhur alimlerinden biri. Derdi ki: "Çok geniştir Hakk'ın rahmet denizi. Kesmeyin hiçbir zaman ondan ümidinizi. Velakin mekrinden de olmayın ki hiç emin, zira azabı dahi şedittir Rabbimizin. Her kişi cehennemi yakın bilsin kendine. Velakin ümidini kesmesin ondan yine. Zira azaplarından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Yarın mahşer gününde hesaplar görülünce, herkes layık olduğu yere götürülünce, o zaman meleklere emreder ki Rabbimiz, ateşten iki kişi çıkarıp getiriniz. Melekler iki kişi çıkarıp getirirler. Yeriniz nasıl diye Rabbimiz sual eder. Derler ki: Ya ilahi, çok müşkildir halimiz. Yerimizden daha zor bir yer yok zannederiz. Hak Teâlâ buyurur: Zulmetmedim ben size. Kendi kazancınızdır. Dönünüz yerinize. Onlardan bir tanesi alır almaz bu emri, koşarak gider hemen, bakmadan dönüp geri. Öbürü ise isteksiz gider, pek üzülerek ve sık sık dönüp bakar, bir şey ümid ederek. Çağırır Hak Teâlâ onları tekrar yine. Ne için koştuğunu sorar birincisine. O der ki: Ben dünyada dinlemedim emrini. Bu yüzden çekiyorum cehennem elemini. Tekrar aynı hataya düşmeyeyim diyordum. Onun için yerime koşarak gidiyordum. Hak Teâlâ bu sefer sorar öbür kişiye: Sen niçin ikide bir bakıyordun geriye? O der ki: Sen her şeyi bilensin ya ilahi. Bu husustaki zannım şöyleydi benim dahi. Bilirdim ki ateşten çıkarınca kulunu, cehennem ateşine sokmazsın tekrar onu. Buyurur: Cehenneme girme artık öyleyse. Zannettikleri gibi bulur beni her kimse. Madem benim hakkımda böyledir zannın senin, haydi arkadaşınla gidin, cennete girin. Bu mübarek veli zat çok korkardı Allah'tan. Gözyaşları yüzünde iz yaptı ağlamaktan. Bir günde ağlıyorken sordular ona yine: Ne için ağlıyorsun çok yakınken Rabbine? Buyurdu: Kardeşlerim, ayrılıktan korkarım. Ebedi beraberlik olmazsa ne yaparım? Sen bana yaramazsın der ise Allah bana, ne olur benim halim, ağlarım işte buna. Oh,
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun sana. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler zengin bile olsa arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur buyuruyor Hacı Bayram-ı Veli kuddise sırruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler diliyorum. Benim birkaç tane sorum var. Size zahmet olacak. Hocam pantolon giyiyoruz mesela. Pantolon giyerken üstüne etek giyerekten namaz kılınır mı? Bu olur mu yani kıldığımız namazlar? Birincisi bu. İkincisi yatarken abdestsiz olarak sure okuyaraktan dua ediyorum ben mesela. Kendi adıma konuşuyorum. Olur mu? Ondan sonra mesela resim olan, asıl olan yerde diyorsunuz ki hani rahmet melekleri girmez diyorsunuz. Bu mesela sadece bir odanın içerisinde var diyelim resim. O odaya mahsus mu rahmet meleğe girmez yoksa bütün evi mi kapsar, her tarafa mı girmez anlamında? Muayyen gündeyken lahusa ziyaret edilir mi hocam? Bir de bunu sormak istedim. En son olaraktan da diyelim ki namaz kıldığımız yerde sandalyede namaz kılan insanları görüyoruz. Yani bunları uyarmamız mı gerekir? Uyarmazsak eğer bize bunların mesuliyeti olur yani olur mu günah? O günaha girmiş olur muyuz o insanları uyarmadığımız için hocam? Eder misiniz? Bir daha tekrar edebilir misiniz efendim? En son sorayım hocam. Evet. Evet. Hani sandalyede namaz kılmak günah ya hocam. Görüyoruz mesela sandalyede olsun, taburede olsun bu insanları. Hani ben uyarmak istiyorum ama hani karşı taraftan ters tepki alacağım. İşte bir şeyler falan diyecekler, ben açıklama yapamayacağım diye kendi açımdan söylüyorum. Hani uyaramıyorum. Yani uyarmazsam benim adıma ya da günah olur mu? Yani mesuliyet sahibi olur muyum? Bunu sormak istemiştim. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Çok bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Allah razı olsun hocam hepinizden, almaya geçenlerden. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah Teala. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz de sizlerden dinledikçe dua ediyoruz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak razı olsun efendim. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben şöyle soruyorum vardı hocam. Mesela ikindi namazını, akşam namazını kılamadık vaktinde ve yatsı ezanı okundu. Bu namazı nasıl iade edeceğiz? Peki efendim. Bir de şeyim vardı hocam. İskat için. Benim kardeşlerimiz var. Biz 6 kardeşiz. Ve iskatı bunları hiç zaten bilinçsiz olarak da yanaşmadıkları için. Ben de söylediğim için bana karşı cephe alıyorlar. Biraz inançları zayıf olduğu için. Ben de sizden duydukça bu içimde bir problem oldu benim için. Bu iskatı ben nasıl yapmam lazım hocam mı? Benim biraz hacca gitmemiz için biz bu sene 7. senemiz oldu. Birikintimiz vardı. Ve 2 senedir ben de şeyini veremedim. Fityesini veremedim bu paranın birikintinin. Ve bu birikintinin fityesini ben annem babamın iskatı için sizlere versem de olur mu? Peki efendim. Yaptırdınız mı? Yapabilecek misiniz? Ben bizim yapmamızı söylüyorum. Siz yapabilir misiniz diye. Ha, bize ulaşabilirsiniz. Telefonu kapatmayın. Ben de öyle düşündüm hocam. Size ben ulaşmam için bu paradan size yatırsam da siz bu annemi babamdan şeyi söyleyeyim ya, doğumunu ve ölüm tarihlerini. Şimdi söylemeyin. Siz arkadaşlar yardımcı olacaklar. Tamam mı? Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Rica ederim. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Hocam eşim, çocuklarım ve bütün Müslümanlar için dua için. Efendim Cenab-ı Hak din ve dünya saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle, iyi kimselerle karşılaştırmak nasip etsin. Amin. Son nefeste de iman selameti versin inşallah Teala. Amin, amin. Allah-u Teala razı olsun hocam. Cümlemizden. Hocam benim sorularım Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in isimleri geçiyor. Orada salavat getirecek miyiz veya orada bir dua edecek miyiz? Besmeleyle mi başlayacağız yoksa öyle devam mı edeceğiz? İkinci sorum da hocam, tövbe istiğfar ya, şu büyük büyük tövbe istiğfar ya var ya Peygamber Efendimizin.
Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken onu okuyoruz. Mesela tecdid-i iman, tecdid-i nikah duasını okuyoruz. Ondan sonra da bu Kur'an-ı Kerim'e başlama bir duası var. Onu okuyoruz. Bunlar uygun oluyor mu hocam? Peki efendim. Bir de hocam. Ne oldu? Dinleyicimiz düştü galiba. Evet. Hat kesildi. Hat kesildi. Buyurun efendim. Hem ilk dinleyicimiz pantolon giyiyoruz dedi. Ama üzerine etek de giyiyoruz dedi. Etek giyerse problem olmaz. Sadece pantolon giymesi uygun olmaz. Mesela şimdi kış günü soğuktur, oturup kalkmakta veya dışı yapmakta altına pantolon giyiyor. Üstüne de aynı şekilde dizin altına geçecek şekilde bir etek giyiyor. Bu mahsurlu değil. Ama sadece erkek gibi yani etek metek giymeden pantolon giymek uygun değil. O uygun değil. Peki bu şekilde üzerine etek giymek suretiyle pantolon varken namaz kılınabilir mi? Tabii kılınabilir, mahsur olmaz. Bazen dedi abdestimiz olmuyor veya kadınlar muayyen halde oluyor falan. Diyelim ki namaz abdesti yok. Hava soğuk, abdest alamadı, yattı. Yatarken okunacak sureleri, duaları okuyabilir mi? Tabii okuyabilir. Abdestsizken sadece Kur'an-ı Kerim'i el süremeyiz. Ama ezberden okuyabiliriz. Muayyen halde hem Kur'an-ı Kerim'i el süremeyiz hem de ayet-i kerimeleri okuyamayız. Ama duaları okuruz. Bir de dinleyicimizin bir suali daha. Dedi ki mesela devam suretten naklediyorsunuz dedi. Herhalde kendileri de aynı şekilde okuyorlar. Resim bulunan, cünüp bulunan, köpek bulunan odaya rahmet meleği girmez. Bir evin bir odasında böyle resim var. Sadece oraya mı? Öbürlerinde aynı şekilde girer mi? Sadece oraya. Odaya. Evet, odaya. Oraya girmez. Onun için yattığımız yerlere falan dikkat etmemiz lazım o zaman. Hele çocuk odalarına falan. Çocuk odalarına. Efendim ne olacakmış falan. Allah-u Teala o rahmet meleklerini boşuna yaratmamış ki. Cinlere karşı insanı koruyor o. Sen ne yapıyorsun? Çocuğun odasında bir sürü resimler. Ondan sonra çocuk bakıyorsun ki uykudan fırlıyor, bağırarak kalkıyor. Sonra da diyorsun ki bunun çaresi ne? Çaresi o resimleri hemen toplayacağım. Ondan sonra da la havle ve la kuvveti illa billah onları okuyacağım. Kendiniz abdesti bulunacaksınız. Yani bunlara böyle ruhsat aramaktansa evin içerisinde ne kadar aynı şekilde canlı resim varsa hepsini kaldır gitsin ya. Onun zulmeti geçer bir kere. Resim deyince bir de şey anlaşılıyor. Yani özel olarak yapılmış tablo duvarda asılı. Canlı resmi diyoruz. Yani canlı insan resmi veya hayvan resmi. Evet. Yani özel olarak yapılmış olanını anlıyoruz. Battaniyenin üstünde resim var, bazen öyle oluyor. Çocuğun elbisesinde resim var. Resim var. Ne bileyim işte yatağında bir köşesinde resim var. Anasının babasının aynı şekilde fotoğraflarını çekmiş, çerçeve etmiş, asmış. Olmuş yani, evet. O da uygun değil. En yükseğe asmak zaten haramdır buyuruyor. Hele diyelim ki bir İslam aliminin fotoğrafını buldun veya dinbiyinin fotoğrafını buldun falan, onu çerçeve asmak uygun değil. Haramdır. Peki efendim yere koymak, o da uygun değil. O zaman dolapta veyahut da albüm içerisinde muhafaza edeceksin. Yani duvara asmak suretiyle o annenin baban resmini efendim hatırlıyorum. Hatırlayınca ne yapıyorsun? Ben onu merak ediyorum. Hatırlıyorum efendim. Hatırlayınca ne yapıyorsun? Bir adam günaha sokuyorsun onun resmini oraya asmak suretiyle. Yani her gördükçe bir Fatiha üç ihla sokuyor musun, okumuyor musun? Yok. Ne faydası dokunacak onun resmini orada? Adamcağıza da eziyet ediyorlar kabirde. Yazık, günah. Hatırlamak o değil ki. Hani ben zaman zaman aynı şekilde anlatıyorum. Babaannemden o ortaokula giderken aynı odada kalıyorduk kadıncağızla. Ya evde bir kere cumartesi pazarlar beş vakit namazı. Hatta cumartesi biz okula gidiyorduk gerçi de. Öğleden sonra şey yapıyorduk ama beş vakit namazı evde kıldığım oluyordu. Ya evde şahit olduğum zaman namazların arkasında istisnasız ya. Anama babama işte ablalarına ahirete intikal etmiş teyzesine, halasına, kocasına, dedeme. Hepsine tek tek isim sayıyor. Tek tek isim sayıyor. Okuyup ruhlarına hediye ediyor. Beş vakit namazda. Hatırlamak böyle olur ya. Hatırlamak. Bıkmadan, usanmadan yani. Ha, hatta
Çok saftı kadıncağız ya. Bir gün işte lisedeydi. Ben de muzipliğim tuttu. Yine böyle öyle mi ikindi miydi? Yine başladı işte anamın babamın işte dedemin ninemin sayıyor. Sülaleyi sayıyor. Urufi şeriflerine ruhu da diyemezdi. Urufi şeriflerine. Ondan sonra elini yüzüne sürerken omuzuna dokundum. Döndü baktı böyle. Dedim nene seninkiler köşeyi döndü. Senelerdir ediyorsun. Köşeyi döndü onlar. Bundan sonra etmesen de olur falan. Ama bakış ve söyleyiş hiç hatırımdan çıkmadı. Oğlum dedi biz edelim. Bize bir eden bulunur. Seneler sonra benim hayalimde bile yok. Böyle, radyo, televizyon falan, gazete falan öyle bir şey yok. Hatta ben Milli Eğitim'den istifade de Türkiye Gazetesi'ne geçtiğim zaman babam böyle yakınırmış ya. Bizim oğlan gazeteci olmuş. Tabii o zaman gazetecilik, gazeteciler tukakaydı. Gazeteci olmuş falan. Bilmiyorlardı böyle gazetelerde sen İslami bir şey anlatılır mı? Yok öyle bir şey yok. İlk defa Allah-u Teala rahmet eylesin Emel abiler şey yaptılardı. O zaman işte babam bile böyle düşünüyordu. Öğretmenliği bırakıp. Ha öğretmenliği bırakıp aynı şekilde buraya geçti. Seneler sonra Cenab-ı Hak böyle hizmetler nasip etti. Zaman zaman böyle babaannemden bahsederken ben Gönen'de kaldım. Balıkesir Gönen'de kaldım. Gönen Çanakkale'ye sınır. Çanakkale'ye derken Çanakkale'nin kazalarına. Mesela Biga, Yenice, Çan, Gönen'e sınır olan kazaları. O Çan'ın bir köyünden, biz oraya kitap götürdük hatırlıyorum ben. Böyle geceleri 3-5 arkadaş arabaya yüklerdik. Yer üstüne talimlerin kitaplarını götürürdük köy köy. Kahve geceleri. Gece 12-1'de dönerdik, sabah da işe giderdik. Kimimiz aynı şekilde esnaftır, kimimiz devlet memuru olur benim gibi. Giderdik. Uykumuzdan fedakarlık ederdik. Ama her akşam istisnası hemen hemen gittiğimiz söz konusu oluyordu. Seneler sonra işte böyle bahsederken Çan'ın bir köyünden birisi telefon açtı. Ben dedi babaannene dua ediyorum. Ana. Nenem Çan'ı bilmez. Çanakkale'yi bilir de. Çanakkale'nin de nerede olduğunu bilmez. Dedem Çanakkale Harbi'ne iştirak ettiği için bilir. Deden Çanakkale Harbi'nde işte. Saçlarını da orada kaybetmiş dedem. Şaraptan gelmiş. Kadıncağız hakkını anlatıyordu onu. 30 yaşını geçmiş evlendi. Saç baş kalmamış, dökülmüş adamcağızda. şimdi yani oradaki söylediği samimimiş. Biz bir edelim de bize de bir eden bulunur diye. Bize de bir eden bulunur diye. Şimdi mesela ben Emen abilerde, Allah'a da rahmet eylesin, 10 Şubat Emen abilerin doğum günü, doğum yıl dönümü. Tabii 10 Şubatlar farklı olurdu. Vefatlardan sonra 10 Şubatlar da mahzun bizim için. Bizim için o da mahzun. Yine Şubat ayında. 22 Şubat'ta da vefat etmişlerdi. 22 Şubat'ta da vefat etmişlerdi. Allah-u Teala rahmet eylesin. Şu anda işte 1939 doğumluydu. 79 yaşında falan. 79 yaşında falan olacaktı değil mi? Hayatta olsaydı. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin inşallah. Teala Cenab-ı Hak derecelerine nail eylesin. Amin. Hatta baktım böyle gençlerden bir grup. Abi bize de destek verebilir misiniz? Hayırdır? Dediler Emen abilerin doğum yılı sebebiyle hem dedi böyle şehitler de veriyoruz dedi Afrin'de. Onların da aynı şekilde ruhlarına olmak üzere dedi. Biz dedi kitap dağıtmak istiyoruz. Onu dedim ya sen kitap dağıtmak istiyorsun da destek olmaz mı? Allah'tan en dinini yayacaksın. Allah'tan en dinini yayacaksın. Emen abilerin doğum gününü Afrin'deki şehitleri vesile ederek sen aynı şekilde bugün dağıtacağız. Hay hay destek vermez miyiz? Dinleyicilerimizden de öyle destek verenler oluyor. Bugün iki grup öyle çıktılar. Şu anda o dağıtıma geçiyorlar İstanbul içerisinde. Ha başkaları da vardır onu bilemiyoruz da biz kendi şey yaptığımızı falan. Yani vesile etmeli böyle şeyleri. Es geçmemeli. Onu vesile edersin ama maksat nedir? Allah-u Teala dinini yaymış oluyorsun. İyi mi oluyor? Elbette ki iyi oluyor. Nereden nereye getirdik konuyu ya? Siz şey, Çan'daki mevzuyu yarım kaldı. Babaannenize dua eden biri mi vardı orada? Ha orada diyordu ki ben babaannene hep dedi dua ediyorum. Çan nere? Konya'nın Başarakava köyü nere? Ne onu tanır ne onu tanır? Ne onu tanır? Ya dedim ne samimi şey yapmış demek ya. Ona da bir eden hatta eden, binlerce eden çıktı. Yani. Çıktı. Ben hemen abi de şahit oldum. Ya kendine şahit olursun. Cuma günleri mesela. Cuma namazından sonra böyle kim ne okuduyorsa aynı şekilde gönderirlerdi. Onu toptan hediye ederlerdi. Şimdi devam ediyor o iş.
Yani en önemli şeyi. Bakıyordum aynı şekilde yeni vefat edenler olsun, şeyler olsun falan. Yani İhlas'ta çalışmış olan birisi daha önce vefat etse bile onların ruhlarına bile gönderiyorlardı. Ne oldu şimdi? Emel abi de ahirete intikal etti. Emel abiye de gönderiliyor devam sırtı. Yani eden bulur, eden bulur, eden bulur. Ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. Şimdi hani resimden çıktıydı da, ya iyi de anan baban resimle aslında arkadaşım dua mı edip duruyorsun? Yok. Niye asıyorsun o zaman? Nefsin için asıyorsun. İşte bu benim babam. Ne olacaksa. Eğer sen gerçekten anneni babanı seviyorsan, pazartesi ve perşembe günleri sizin amelleriniz onlara gösteriliyor. Namaz yok, haramdan sakınma yok, çalgı kalgı var. Arada resmi, ha babam işte rahmetli kaç sene oldu ya. Öyle oldu mu o da 3 sene, 5 sene mi oldu, 10 sene mi oldu, o kadar yani söylediğin. Ona giden bir şey var mı? Yok. Oran giden bir şey var mı? Yok. Ama sen 5 vakit namazını kılarsan, orucunu tutarsan, her namazda da hatırlayıp onlara dua edersen, resmini koymaya göre ki her gün aynı şekilde ahirette onlar düğün bayram ederler, sevinirler. Aa, evlatlarımız yüzünü ahirete dönmüş. Allah-u Teala'nın emirlerini yapıyorlar. Memnun olurlar, mesrur olurlar. Sevinirler. Bir de hediye gönderiyorsun, daha çok sevinirler. Yani bir Fatiha, üç İhlas oku gönder. Veyahut da aynı şekilde Allah rızası için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından 3-5 tane al. Veya gücün yetiyor bir koli al. Bir kolin içerisinde mesela 30 küsür kitap var. Al. Git bir mahallede aynı şekilde dağıtıver geç git. Sevabını Peygamber Efendimiz'in bütün peygamberler, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, bütün İslam alimleri, Evliya-i Kiram ve hususen annemin, babamın, dedemin, ninemin, bütün ahirete intikal etmiş olan geçmişlerin ruhlarına hediye ettim. Hatta babaannem bir de şey derdi. Emel abi de yapıyordu onu. İsimler unutulmuş, hakire yeksan olmuş. Arkasında aynı şekilde dua edecek kimsesi kalmamış olanların da diye. Tabii ya. Bir gün biz de belki ismimiz unutulacak. Belki değil ya. Kesin o. Unutulacak. Ben babaannemden öğrendiğim kadarıyla dedemin dedesi. Benim dedem, dedemin dedesi. Enteresan ya. Üçü de Osman. Benim ismim Osman, dedemin ismi Osman, dedemin dedesi de Osman. Ama dedemin dedesinden sonraki bilmiyoruz. Soy ağacı. Devleti kilitlemiş millet. Askıya almışlar onu. Orayı kilitlemişler. Herkes merak etmiş. Aynı hesap belki devam ediyorsa dedenizin dedesinin dedesinin adı da Osman'dır. Hüsnü zahar edelim değil mi? Hüsnü zahar edelim. Öyle Osman Osman gidiyordur yani. Şeyde o zaman daha öğretmenlik yıllarındaydı. Bir hikaye kitabı okuyor. Belki hikayeleştirmişlerdir de Fatih Sultan Muhammed Han'a babası bir harpte Bursa'nın Ulubat diye bir yeri var. Çok yiğit birisiymiş Ulubatlı Hasan'ın babası. Sultan'a bir şey olmuş da demiş bir şeyin var mı, isteğin var mı? Demiş sultanım bir evladım var size emanettir korur kollarsanız diye. İşte babası vefat ederken şey yapıyor oğluna. Diyor ki bu bana emanettir ara bul bunu. Hasan oğlu Hasan. Ulubat. Şeyde surlara arattırıyor. Meğer onlar da işte babası şehit olunca annesi almış başka bir yere gitmiş. Bulamamışlar. Ondan sonra da İstanbul'un fethi bayrağı dikiyorlar. Ondan sonra bakıyor ki künyede Hasan oğlu Hasan Ulubat. Bire şehit oğlu şehit biz de seni arardık diyor. Bire şehit oğlu şehit. Baba şehit, oğul şehit. Evet. Bire şehit oğlu şehit biz de seni arardık. Ama ne güzel insanlarmış ya. Allah rızası için canlarını feda etmişler. Bizden öyle bir şey de feda talep edilmiyor. Şimdi mesela Afrin'de oluyor. Daha önce terör sebebiyle oluyor. Allah Teala onlara da rahmet eylesin. Bizim de ahir ve akıbetimizi hayır eylesin inşallah Teala. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Dünya ve Nimetleri Hayaldir. İnsanın başlangıcı bir damla su ve sonu da toprak olup çürüyüp gitmektir.
Bunu bilen, idrak eden bir kimsenin kendine emanet olarak verilen imkanlara, makama, paraya, güce, kuvvete güvenmesi ahmaklık değil de nedir? Abbasi halifelerinden Harun Reşit, Şakik-i Belhi Hazretlerinden nasihat isteyince, Şakik-i Belhi Hazretleri, düşün ki çölün ortasında kaldın, susuzluktan ölmek üzeresin. Birisi getirip bir içim su satsa, bu suyu kaça alırsın diye sorar. Halife Harun Reşit de ne kadar istiyorsa onu verir, suyu satın alırım cevabını verir. Bunun üzerine Şakik-i Belhi Hazretleri, elinde su bulunan kimse, bu suya mukabil senden servetinin yarısını istese yine razı olur musun diye sorar. Harun Reşit de evet razı olurum cevabını verir. Şakik-i Belhi Hazretleri peki düşün ki servetinin yarısını verip satın aldığın suyu içtin. Bir zaman geçince bu suyu dışarı atmak ihtiyacı duydun fakat atamadın. Öyle ki ölecek hale geldin. Birisi çıkıp dese ki ben senin bu sıkıntıdan kurtulmana sebep olurum. Lakin buna mukabil olarak mülkünün diğer yarısını isterim dese ne yaparsın diye sorar. Harun Reşit de elbette razı olurum. Ben o sıkıntıdayken servetimin ne manası var cevabını verir. Bunun üzerine Şakik-i Belhi Hazretleri, o halde önce içtiğin sonra idrar yoluyla dışarıya attığın bir içim su kıymetinde bile olmayan şu servetine sakın güvenme. Bir kimseye karşı bununla övünme buyurur. Seyyid Ali Hemedani Hazretleri buyuruyor ki, biliniz ki dünya kıyamet çölünün kenarında bir konaktır. Bu konak insanlar alemi ervah çölünden kıyamet sahrasına sefer yapsınlar diye ezel çölüyle ebed çölü arasına konmuştur. Bu konaktan maksat ahiret seferi için azık hazırlamak ve bu uzun yolculuk için tedbirle meşgul olmaktır. İnsanlar burada değişik haldedirler. Bazısı bedenen kuvvetli, manen zayıf, bazısı manen kuvvetli, bedenen zayıftır. Bazısı her iki bakımdan da kuvvetli, bazısı her iki bakımdan da zayıf yaratılmıştır. Güç, kuvvet sahibi olanlara verilen bu nimet, Allahü Teala'nın bir emanetidir. Akıllı olanlar bu emaneti, ebedi saadet tohumlarını ekerek sonsuz nimetleri kazanmakta kullanırlar. Mağrur ve gafil olanlarsa, kendilerine emanet olarak verilen bu nimeti şu birkaç günlük kederli dünya hayatı için harcarlar. Kısa ömrü bu murdar dünyaya ait şeyleri toplamakla zayi ederler. Uzun ahiret yolculuğu için hazırlanmaktan gafil olurlar. Böylece din kardeşlerinin de dünyaya ve ahirete ait haklarını unuturlar, yerine getirmezler. Allahü Teala'nın emirlerine uymayı elden kaçırırlar. Bu insanlar dünyanın geçici nimetlerine dalıp Allahü Teala'yı unutmaları sebebiyle ahirette cehenneme atılacaklar ve kendilerine rahmet edilmeyecektir. Abdülkadir Deştuti Hazretleri bir gün Sultan Kayıtbay'la birlikte otururken elbisesine sinekler konar, latife yoluyla sultana şu sineklere söyle de benim üzerimden gitsinler der. Sultan Kayıtbay, efendim sinekler benim sözümden ne anlar? Ben onlara nasıl anlatabilirim cevabını verir. Bunun üzerine Abdülkadir Deştuti Hazretleri, sen nasıl sultansın? Sineklere dahi sözün geçmiyor. Bunun için dünya sultanlığına güvenme. Sultanlık, makam olarak her ne kadar yüksek görünüyorsa da, sineklerin bile kendisine itaat etmediği bir sultanlığa sultanlık denmez. Buna aldanıp gururlanmamak lazımdır buyurur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimizin hayız halinde, muayyen halde bulunan bir kadın, yeni doğum yapmış nifas halindeki kadını ziyaret edebilir mi? Tabii edebilir, mahsur yok. Son olarak da bu dinleyicimiz dedi ki, ilk dinleyicimiz, sandalyede dedi, çevremizde tanıtlarımızda namaz kılanlar var dedi. Ha dedi, ikaz etsem kavga edecekler. Ve dedi ben de anlatamıyorum.
ben de anlatamıyorum. Ancak hani lafı dinleyebilecek şey, ya bu sandalyede namazla alakalı tam İlmihal Saadet Ebedi kitabında bir şeyler yazıyor. Duysun o kadar. Merak eder, okur okumaz, o da kendi bilir. O kadar yani. Herkese söylemek mecburiyetinde değiliz. Hele fitneye sebebiyet verecekse, şey yapacaksa, kavga edecekse, münakaşa edecekse, inatçıysa. Bir de herkes artık müftülük makamında olduğu için patır patır fetva da verir. Allah korusun, pamuk ipliğiyle bağlı imanı da götürür. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İkinci dinleyicimiz ilk suali. Akşamı dedi kılamadık dedi, yatsı vakti girdi. Nasıl iade edeceğiz? İade vakit içerisinde olur. Vakit çıktıktan sonra kaza olur. Mesela diyelim ki akşamı kıldık. Hemen girer girmez. Yarım saat sonra bir baktık ki ya ben ikindiyi kıldıktan sonra helaya tuvalete gitmiştim. Benim abdestim yok, hatırladın. Hemen gidiyorsun, abdest alıyorsun, iade ediyorsun onu. Vakit içerisinde. Ona iade denir yani. Ona iade denir. Ama hatırlamasaydı bunu, yatsı girdikten sonra hatırlasaydı kazaya kaldı artık, kaza eder. Niyet ettim, bugün kılamadım, akşam namazını farzını kaza etmeye diyecek. Peki vakit içinde hatırlayınca sünnetiyle beraber iade edecek. Niyet ettim bugünkü akşam namazını farzını kılmaya, niyet ettim bugünkü akşam namazını sünnetini kılmaya diyerek niyet edecek. İade vakit içinde olur. Vakit çıktıktan sonra ona kaza denir. O kazayı nasıl yapacak peki? Onu soruyor dinleyicimiz. Yani yatsı vaktinde. Yatsı vaktinde eğer kaza borçları yoksa, tertip sahibidir. Başka yoksa yatsıyı kılmadan, yatsının ilk sünnetinden önce niyet ettim bugün kazaya kalan akşam namazını farzını kılmaya, onu kılar. Ondan sonra kalkar yatsıyı kılar. Kaza namazı borcu çoksa böyle de yapabilir. Vitri kıldıktan sonra da kaza edebilir. Serbest. Yalnız kazaya kalan namazları acele etmekte büyük fayda var. Çünkü kaza edecek vakit olup da orada hala daha safsaklatırsa, geciktirirse günahı katlarıyla artar buyuruluyor. Şaka değil ya. 2, 4, 8, 16, 32 böyle fırlayıp gidiyor. Böyle fırlayıp gidiyor, katlarıyla artar buyuruluyor. Efendim iskat meselesinde de kardeşlerim pek bilmiyor. Yani söylesem de şey yapmıyor falan filan. Ben dedi nasıl yapacağım? Herhalde annesinin babasının iskatını yapacak. Eğer ulaşırsa hani annesinin babasının isimlerini babaları yaşlarıyla beraber vekalet de verirse bize yaparız. Bugüne kadar kimseyi geri çevirmedik. Haç için dedi. İskat konusunda şimdi diyelim ki 5 tane kardeş. Hı hı. Dördünün bu işlerde hiç bezi yok. Hı hı. İnanmıyorlar böyle bir şeye veya ama yaptırırız filan diyorlar. Bir tanesi böyle şey yapıyor, çaba sarf ediyor. Bu üstüne alır yaptırır. Annesi. Üstüne alır yaptırır. Bu aynı zamanda sevap da kazanır mı? Hem de çok. Niye? Anne babasına yardım etti. Nasıl yardım etti? Ahireti için yardım etti. Dolayısıyla yarın ahirette bunun karşılığını fazlasıyla görecek. Hem de nasıl görecek? Çünkü orada yardım eden Allah-u Teala. Mesela diyelim ki adam çok zengin. Döviz zengini. Milyar değil, trilyonerler var. Böyle bir zengin. Adam tuttu, 1 milyon dolar veya 1 milyon euro verdi mesela sana. Tutup da 1 trilyonun hepsini verecek hali yok. 1 milyon verdi. Onu bile unutmasın adam bana. 1 milyon ya. Püf falan filan diye, değil mi? Hı. Onu bile unutmasın. Ama insanın yapacağı bu kadardır. 1 trilyon olan 1 milyon verir. Bizim gözümüzde falan filan yaparız. Değil mi? Ama bir insanın yapabileceği bu kadardır. Ha evliya-i kiramın. Onun üstünde peygamberler. Onlar o ayrı. Onlar lazım olan da verir. O ayrı bir mesele. Onlar ihsar sahibi. İhsar sahibi. Fakat peygamberlerin yapacakları da sınırlı. Allah-u Teala kendilerine verirse verebiliyorlar. Netice itibariyle onlar da yaratılmış oldukları için, mahluk oldukları için muhtaçtırlar. Peki Allah-u Teala mesela 1 trilyon olan 1 milyon verdi, 1 milyon azaldı onun. Değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yanında olanlarını verdi, elinde hiçbir şey kalmadı mesela. Yaratılmıştır netice itibariyle, böyle olur. Peki Allah-u Teala yaratıyor ya. Allah-u Teala yaratıyor. Onun hazinesinde eksilme diye bir şey yok.
Yani bir milyon, bir milyar, trilyon, katrilyon, oktrilyon. Bilebildim yani. Bayağı. Bak. Bayağı. İsmail Bey bravo aldım. Bir aferin aldım. Arkasında sen getirirsin artık, otur düşün neler geliyorsa. Orada öyle bir eksilme yok. Eksilme yok Allah-u Teala'da. Efendim işte oktrilyon miktarında günahı var. Cenab-ı Hak bir şey sildim diyor. O kadar da sevap verdim diyor. O kadar da sevap verdim diyor. Kime ne? Kim? Kim ne yapabilir? Aa nasıl? Ya, sonsuz hazinesi. Onu bizim o yaratılmış ve sınırlı olan aklımızla almamız mümkün değil. Onun için bazıları efendim işte akıl benim hüccetim. Ya akıl tamam hani belli şeylerde her şeyi anlayamaz akıl. Haddini bilmesi lazım insan. Dolayısıyla annesinin babasının iskatını yaptıran bu işle dertli olan iyi bir yatırım yapıyor. Bir, annesini babasını memnun etti. İki, bu da vefat etmeyecek mi? Allah-u Teala bunun evlatlarından veya konu komşu veya arkadaşlarını sevenlerinden vefat eder etmez. Ya bu çok garip değil. Yani. Tak diye bunu hemen iskatını yaparlar. Yaparlar. Yani neydi? Men dakika dukka mı diyorlardı? Hani eden karşılığını bulur. Eden karşılığını bulur. Mutlaka. Mutlaka karşılığını bulur. Bunu özür dilerim. Şunun için sordum. Bir dinleyicimiz aramıştı da daha önce. İşte kardeşleri falan böyle bununla dalga geçmişler. Bu iskatını falan yaptırmış annesinin babasının. Ondan sonra ya bırak enayilik yapma hocaları paramı yedireceksin falan gibisinden bir şeyler söylemişler. Olur mu öyle şey falan diye. Bu da şey olmuş biraz üzülmüş tabii kırılmış falan. Ben sevap işlemedim mi diyor bu konuda. Yani tabii sevap. Ki sevabın büyüğünü işledi yani. Sevap işledi, sevap büyüğünü işledi çünkü anne babasına yardım etti. Yarın kardeşleri de ölecek, o da ölecek. Ama orada ayan beyan gözükecek. Onlar tüh 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 diyecek. Bu da diyecek ki, keşke biraz daha fazla da katkıda bulunsaydım. Anne baba biraz daha fazla yardım etseydim, sadaka verseydim, kitap dağıtsaydım. Ne bileyim elimdeki imkanları daha çok kullansaydım diyecek. Onun karşını mutlaka görecek orada. Mutlaka görecek. Ha öbürleri de ahvah edecek ama oradaki ahvahın herhangi bir aynı şekilde faydası bir faydası var. Olmayacak. Efendim haç için dedi biriktirdiğimizin fidyesi. Fidye değil zekatı. Şu anda aşağı yukarı 15 bin civarında. 15 bin civarında. Evet. Çünkü şey yapıyor ikide bir oynayıp duruyor da 1017 miydi, 1040 mıydı şeyin altının fiyatı? 1040 diye, diyelim. 7.2. 1 gram altın 144. Çarpı 96 eşittir. 13.814. 14, 15. O civarda oynuyor yani. O civarda oynuyor. Dolayısıyla elindeki para 20 bin liraysa bunlar zengin. Geçmiş senelerde de vermediyse onları da ödeyecek. Zekat bu. Peki verilmezse, bak çok enteresan ama biz haç için, sen Allah-u Teala'nın emri olan zekatı hafife aldın, yapmadın. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutusu Hazretleri'nin bir sözü var da o insanı ürkütüyor. Adamın 10 ton buğday çıktı, bir tonunu usul olarak vermesi lazım. Vermedi. O bir tonu değil, 10 tonun hepsi haram olur buyuruyor. Çocuğunu haram yedirtiyor. Sen 20 bin lira biriktirmişsin hacca gideceğim diye. Zekatını vermedin. 20 binin hepsi karışık. Onunla da hacca gideceksin. Sevap bekleyeceksin. Günahların dökülecek. Zekat borcun var senin. Zekat borcun var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabında buyuruyor ki kul haklar helallaşmadıkça açıkça bildiriliyor. Onlar affolmaz. Helallaşacaksın tövbe istiğfar edeceksin. Ondan sonra kılınmayan namazlar, tutulmayan oruçlar, verilmeyen zekatlar, kesilmeyen kurbanlar. Bunların bedelleri ödendikten sonra tövbe istiğfar etmeli buyuruyor. Yoksa hac etmek de bunların günahı aynı şekilde gitmez, affedilmez, kul hakları da affedilmez buyuruluyor. Herkes zannediyor ki hacca gittim geldim falan. Orada da harama helale dikkat ediyor. İkinci kata, üçüncü kata çıkıyor. Şimdi bir de değişiklik yapmışlar. Hani bir zamanlar bahsediyordu ki dün akşam bahsediyordu. Yeni umreden gelmiş birisi anlatıyordu. 30 kat mı 40 kat mı bir Kabe'nin dibine zemzem tavuğu diye bir şey yaptılardı. Evet. Türkiye'den bile orada devre mülk alanlar var. Evet. Adamlar aşağı bile inmiyor. O zemzem tavuğundan ta Kabe'ye böyle tepeden bakarak imama uyuyorlar. Ya? 40. kattan.
Kimse bunları bilmiyor. Ya. İyi ki bilmiyoruz. İyi ki bilmiyor. Ya dedim ya bir şey yapın aynı şekilde. Ekrana uyuyorlar zaten herhalde. Ha, ekrana uyuyorlar. Bütün odalarda ekran var. Yok yok, aşağı inmek için şey yapacaksın yani. Neydi, teleferik. Hatta Kabe'nin tarafında. Kaydırak. Bırak çankeri tepeden. Ha ne olmuş biliyor musun? O zemzem tavırı yaparken, onun temellerine indiği zaman o kadar bina yapınca Kabe'nin temellerini sarsmış o. Yani Kabe'nin bulunduğu yer şu anda kritikmiş. Onun için de şey alanını daraltmışlar. Esas Kabe-i Muazzam'ın bulunduğu yerdeki tavaf alanını iyice daraltmışlar. Sadece ihramlar girebilir oraya diye. Diğerlerini ikinci, üçüncü kata sevk ediyorlarmış. Ondan sonra ben Umre'ye gideceğim, Niye gideceksin Umre'ye be arkadaşı? Nafile ibadet. Ama gırtlağına kadar aynı şekilde günaha girip geleceksin. Bunlara riayet edebilecek misin orada? Yok. Edemeyeceksen niye gidiyorsun? Hani lafa gelince... Yok işte şunu yemeyin, şunu içmeyin. Amerika'ya gidiyor, İsrail'e gidiyor parası diyorlar ya. Umre'ye gidiyorsun, onun parası nereye gidiyor? İsrail'le anlaştı. Evet. İsrail'le Amerika'ya anlaştı. Gidiyor. Amerika firmaları yapıyor onları. İsrail'li firmalar, tabii. O binaları onlar yapıyor. Onlar yapıyorlar. Bu bir. İkincisi bir de bugün aynı şekilde gazetelere bakarken bir şey dikkatimi çekmişti. Suudi Arabistan, Mısır, FETÖ, yekvücut halde hareket edecekler diye. FETÖ. Çünkü o da İslam düşmanı. Evet. Suud da İslam düşmanı. Mısır'ın başındakiler de İslam düşmanı. Yani Türkiye'ye karşı. Türkiye'ye karşı ve İslamiyet'e karşı bunlar. Ehl-i Sünnet'e karşı. Ha, tabii Ehl-i Sünnet'e karşı bunlar. Ondan sonra da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile Vehhabi'ye nasihat kitabını yazdı. Aa Vehhabim varmış, niye böyle diyorsun? Müslümanlar arasında ayrılık kayırlık mı olurmuş falan. Canım mezhepleri niye öyle şey yapıyorsun? Mezhepleri kaldır. Herif mezhep falan demiyor ya. Allah Allah. Vehhabilik diyor, küfür. Sana dayatıyor. Sen de diyorsun ki hani kendi vatandaşına yani itikadını terk et. Mezhepçilik yapma. Allah Allah. Ne o? Doğru yol. Doğru yola aynı şekilde sen çekin. Ne yapacağım? Vehhabi mi olacağım? Şii mi olacağım? Olur mu öyle şey ya? İnsana söylerken de ağzına çıkanın ne olduğunu bilmesi lazım. Efendim son dinleyicimiz Kur'an-ı Kerim okurken Peygamber Efendimiz'in ismi şerifleri geçmektedir. Orada duracak mıyız? Veyahut da salavat-ı şerife gidiyor. Hayır. Okuyup geçeceğiz. Ancak onları mesela şeyden ayet-i kerime okunur bitilir. Bitirdikten sonra salavat-ı şerife getirebilirsin. Fakat ben şeyde dikkat ettim. Osmanlı döneminde de ona riayet ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi de aynı şekilde aldığı meallerde dikkat ediyorum. Mesela ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz ismi geçtiyse parantezde orada aleyhissalatü vesselam diye yazıyor. Ama başkasını görmedim. Ben Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitaplarında gördüm bunu. Başkasında da onu görmedim. O yazıyor. Son olarak Kur'an okumaya başlarken bazı şeyler mesela biz istiğfar okuyoruz, işte tecdid nikah duası okuyoruz. Ya onlar her zaman okunur ama Kur'an-ı Kerim okumak için onlar şart değil. Efendim Kur'an-ı Kerim okumak için bildirilen bir dua var, o da şart değil. Çünkü temel kitaplarda yazılı değil. Yani doğrudan doğruya bir kimse Mushaf-ı Şerif'i açar, Euzü Besmele çeker ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.